Merhaba arkadaşlar. Ben Final Dershanesi Maltepe Şubesi Türkçe öğretmenlerinden Mahmut Celayır. Şimdi sözlükte anlam konusunda terim anlamlı sözlüklerle ilgili soru çözümlerini izleyeceksiniz. Lütfen dikkatle takip ediniz. Evet, hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terimdir? Kısaca terimin ne olduğunu hatırlayalım. Evet, terim herhangi bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalı ile ilgili özel anlamlı kelimelerdir. Herhangi bir sözcük söylendiğinde akla bir bilim, sanat ya da meslek veya spor dalı geliyorsa o sözcükler o dallara ait terimdir. Evet, A seçeneğinde Selim Ağa bu bölgenin sayılı zenginlerindendir. Bölge sözcüğü burada bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalını hatırlatmamaktadır. O halde terim değildir. B. Umut insanı olgunlaştıran bir hayaldir. Umut sözcüğü de terim değildir. Çünkü bilim, sanat, meslek ya da spor dalını hatırlatmamaktadır. C. Öğretmen cümlenin yüklemini bulmamı istedi. Arkadaşlar, yüklem sözcüğü akla Türkçe veya dil bilgisini getirmektedir. O halde bu sözcüğümüz bu alana ait bir terimdir. Doğru yanıt C seçeneğidir. D seçeneğinde Ekim ayında solar tüm çiçekler. Çiçekler sözcüğü burada yine genel anlamıyla herhangi bir alana ait terim olarak kullanılmamıştır. Evet, doğru yanıt C seçeneğidir. İkinci sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A. Dostluk kolay kurulmayan bir ilişkidir. Bu seçenekte az önce terim anlamını tanımını yaptığımız gibi herhangi bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalını hatırlatan herhangi bir kavram bulunmamaktadır. O halde A seçeneğini atalım. B. Evi yerleştirmek için arkadaşlarımdan yardım aldım. Bu seçeneğimizde de herhangi bir terim bulunmamakta. C. Hayvanlar içinde en sadık olan köpektir. Yine bu seçeneğimizde de bir terim yok. D. Şimşeğin oluşumu ile ilgili araştırma yapacaktım. Evet, şimşek sözcüğü bu seçenekte aklımıza sosyal bilgileri getirmekte. O halde sosyal bilgilere ait bir terimdir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet, bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır? A. Dairenin çapı nasıl hesaplanır? Arkadaşlar, burada daire ve çap sözcükleri akla matematik veya geometriyi getirmektedir. Evet, dolayısıyla bu sözcükler bu alanlara ait terimlerdir. O halde bu seçeneğimizde terim kullanılmıştır. B. Vapur adaya doğru hızla ilerliyor. Evet, bu seçeneğimizde herhangi bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalını hatırlatan bir kelime bulunmamaktadır. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ancak C ve D seçeneklerindeki terimleri de bulalım. C. Bu şiirin ana duygusu nedir? Ana duygu sözcüğü Türkçe ile ilgili bir terimdir. Ve D. Arkadaşımın kaval kemiği çatladı. Kaval kemiği fen ve teknoloji ile ilgili bir terimdir arkadaşlar. O halde terimin kullanılmadığı seçenek B seçeneğidir. Evet, bu konuyla ilgili son sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmamıştır? A. Üçgenin çevresini yanlış hesaplamışsın. Üçgen sözcüğü az önceki sorumuzda olduğu gibi akla geometriyi getirmektedir veya matematiği hatırlatmaktadır. B. Atom parçalarına ayrılamaz diyor. Atom sözcüğü fen ve teknolojiyi akla getirmektedir. O halde bu sözcüğümüz de terimdir. C. Yontma taş devrini burada tamamının altını çizelim. Yontma taş devrini hararetle anlatıyor. Yontma taş devri sosyal bilgilerle ilgili bir terimdir.
O halde bu seçeneğimizde de terim olduğuna göre doğru yanıt D seçeneğidir. Okuyalım. Onun sıfatından hayır yok diye bağırıyordu. Sıfat sözcüğü normalde varlıkların özelliklerini belirten sözcük anlamıyla kullanıldığında terim olmuş olur. Türkçe ile ilgili bir terim olur. Fakat burada o anlamda değil, yüz, sima anlamında yani cins ismiyle kullanılmış. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, terim anlamlı sözcüklerle ilgili soru çözümlerini burada noktalıyoruz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.